Arkadaşlar, neden bizim ülkemizde, yani bak tamam olması okey, kötü bir şey değil, ama neden bu kadar çok batıya bir özenti durumu söz konusu bilmiyorum. Hani biz bir şey yaptığımızda bizimki iyi değil. Mesela örnek veriyorum, Türkiye'deki 200k 250k abonesi olan bir YouTuber'ın yaptığı bir şey önemli değil. Ama işte Avrupa'da 5k 10k abonesi olan bir çocuk bir şey yaptığı zaman aa oluyor. Güzel kardeşim, bana yorum geliyor. Abi bu Kane build'i senin değil ki. İşte abi de demiyor bu arada. Sen ne anlatıyorsun? İşte Duru Tut zaten 3 aydır bunu Ignite'de oynuyor. Peki bir kanala girsene, ben ne zamandır Ignite'de oynuyorum? Bir gir, sadece merakımdan söylüyorum yani. Hani bir tıkla Elijah Ignite Kane yaz. Bakalım 2 senedir oynuyor muyuz oynamıyor muyuz onu gör. Ha, bana desen ki kardeşim işte sen ne zamandan beri Ignite Kane oynuyorsun? Biz bir tane video çektik ve ben o videoda dedim ki arkadaşlar, Koreliler bu işi biliyor. Kore'de ya da hatırlamıyorum tam, China Super Server'da bir tane adam erkenden dönüşmek için Ignite Kane alıyordu ve bunun size videosunu çekmiştim. Ben yaklaşık 1,5-2 senedir Ignite'li Kane oynuyorum. Değişmedi ki bu. Gelip de 3 aydır Duru Tut bu build'i yapıyor vesaire diye işte yok sen Duru Tut'tan çalmışsın. Oğlum günaydın, sen bu kanalı yeni keşfetmişsin. Biz zaten bunu 2 senedir yapıyoruz, Ignite Kane'i. Her neyse, bunu söylemek istedim. Bilenler zaten biliyor kanalın kemik kitlesi, bizim bu işi ne zamanları yaptığımızı, ama bilmeyen adam da geliyor diyor ki sen diyor senin bu bildiğin değil ki, bunu oradan almışsın sen. Neyse kardeşim, saygılar sevgiler diyorum. Devam abi, Avrupa özentiliğine devam. Güzel gidiyor yani, gerçekten bizim ülkemizde yapılan şeyleri hor görüp diğer yurt dışında yapılan şeylere aa mantığıyla bakmak. Hacker'dan önce Kaisa'nın full AP versiyonu da ben çektim. Bu da kanalda var, tarihleriyle gidip kıyaslayabilirsiniz. Ama bunların hiçbirinin önemi yok. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün zinza dövüyoruz arkadaşlar ormanda. Tamam, okey. Ah, güzel güzel. Benim için güzel bu arada. Ben ilk kanallım arkadaşlar. Şimdi bugün size warwick videosu çekiyorum ama... Yorumları demin okurken o kadar içim şişti ki. Söylemek istedim, kusura bakmayın. Birazcık böyle bir agresif bir başlangıç olmuş olabilir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Selam ekşisel güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elijah. Bayağıdır Warwick ile ilgili öğretici bir içerik istiyorsunuz. Elijah güncel build'inle ne yapıyorsun diye. Troll olsun diye. Troll derken bu arada o da çok güçlü. Oyun solo Warwick oynuyorum. Ultiyle tek atıyor. Onun haricinde de arkadaşlar Warwick oynarken size de tavsiyemdir bu arada. Kesinlikle üçlü kuvvet alıyorum. Normalde böyle hani sıkıntılı bir maç olduğunu düşündüğüm bir maç olursa mutlaka üçlü kuvvet alıyorum. Aynı Kane'de olduğu gibi çok agresif bir oyun stilim var. Zaten bu da yıllardır böyle, pek değişmedi arkadaşlar agresif oyun stilimiz. Hep adamın ormanına giriyorum. Adamı hiç rahat bırakmıyorum. Sürekli bir darlama, sürekli bir eziyet söz konusu. Bakın burada adam redine gelecek mesela. Biliyorum, geldim tekrardan buraya. Yapıştım arkadaşlar. Atla kardeşim. 3, 2, 1 atlamıştır diye tahmin ediyorum. İnceden yaklaşıyorum. Kardeşimizi arkadaşlar hem rede dövdürüyoruz hem de kendimiz dövüyoruz. Ortaya karışık. Ya karşıma kim gelirse gelsin bütün jungle hero'larını bunu yapıyor arkadaşlar. Warwick bu konuda dünya markası diyebilirim. Fizz gelmişti demin, biliyorsunuz bizi kesmeye. Hemen gidelim bir diyelim ki selamünaleyküm kanka. Sen demin benden az önce bir wow man amazing. Wow man amazing. Güzel, gayet iyi. Ne oldu arkadaşlar? Zinza'yı klasik red start ve invade başlangıcımızda başlattık. Daha sonra da Zinza'yı önce Blue'sunu gasp ettik. Daha sonra Red'ini gasp ettik. Ölebilirsiniz, ölmeniz problem değil. Elzem olan şey adamı mutlaka kesmeniz lazım. Burada ölmekten korkma ama adamı mutlaka kes. Hani hangi senaryoda olursan ol o adamı kesmiş olman gerekiyor. Burada da devamında orman keseceğiz arkadaşlar. Adamın birazdan petingi yine ortaya çıkacak, ifşa olacak. Göreceğiz adamı bir yerlerde. Gördüğümüz zaman sürekli olarak adama invade'li böyle işte şaka oynarmış gibi düşünün, ama bana kalırsa Warwick bu işi çok güzel hakkıyla yapıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk eşyamız mahvolmuş Kraken, üçlü kuvvet. Bunlardan bir tanesini siz seçebilirsiniz duruma göre. Bana kalırsa hepsi çok güzel. Mahvolmuş da çok güzel. Üçlü kuvvet de çok güzel. Kraken de çok güzel. Ben size bugün mahvolmuş üçlü Kraken'li bir build'ini göstereceğim ve eminim bayılacaksınız arkadaşlar. Bu troll olmayan güncel metada oynamanız gereken build bu arada. Şöyle bakalım buralarda mı? Geldim. Queen geldim. Queen geldim. Adam da sana geldi. Çok güzel. Arkadaşlar hemen atmıyoruz bakın. Bak, neden hemen atmıyorsun? İşte tam olarak bu yüzden. Bir Q'yu beklet. Adam bir flash atmaya çalışsın. Bir tedirgin olsun, panik olsun vesaire. Tamam, itmemi istemiyorsa dönelim. Bu tarafı clearladığımıza göre arkadaşlar, Zinza kill mi aldı orada? Yok, alamamış. Bak, benim ormana giriyor. Ah Zinza, ah. Ah be kardeşim. Ah be oğlum be. Arkadaşlar, mahvolmuş da başlayalım. Güzel fight atacağız biz bununla. Bir tane ayakkabı alalım. Bir tane şundan. Alamadım ama önemli değil. Yetişip bu adamı benim burada kesmem gerekiyor. 4 level adam. 0-2 20 CS. Ben de 4 level'ım ama benim 3 kill'im var. Üzerimdeki eşyalar sadece şunun ekstradan çıkar. 15 hasar pasifimle bile birleştirdiğinde beni bayağı bir güçlü kılacak Zinza karşısında. Döveceğiz yani şimdi o adamı tekrardan. Şurada 5 olalım. En azından aramızdaki level diff bir tane daha artmış olsun. Tekrardan Counter Jungle'a gireceğiz. Rakip ormancıyı sürekli olarak ganklerseniz rakip ormancı gank atamayacağı için arkadaşlar bir tane daha Q'ya veriyorum. Olur da bizi sıkıştırırlar diye. Bakalım şöyle bir bot lane'e. Zyra'yı dojlarsak. Çok güzel. Giriyorum abi içine doğru.
Çok güzel. Bu adamı da kestik burada gayet güzel bir şekilde. 2'de 2 diyor. Bu arada oyunun içinden yine geçtik arkadaşlar. Zinza ne yaptı bu arada? 0-2. Okey. Kill alabildi mi diye baktım da orada alamadı herhalde. Scuttle var mı burada bilmiyorum. Gidelim bir dövüşelim. Bir selam verelim. Benim kuşları mı kesiyorsunuz Zinza kardeş değil? Aha. Bir bakayım şöyle bir. Kuşlar duruyor tamam. Şöyle bir şurayı açalım. Yani fizi gösterdiğim için bence bu çocuk da gidecektir artık. Yani aklı çalışıyorsa gitmesi lazım. Oradan gitmesi gerekiyor. Neyi takip edeceğiz? 13 saniye redimi arkadaşlar bakın. Redimi 13 saniye var. Yani ben şu anda redi kestikten sonra ne olacak? Zinza'nın Blue'su online olacak. Benim gidip Zinza'yı Blue'da tekrardan yakalayıp kestiğim takdirde adamın oyunu tam anlamıyla bitmiş olacak. O yüzden smite'i koyuyoruz hızlı bir şekilde. Çekinmeyin. Adama yetişmemiz gerekiyor çünkü bizim bu senaryoda. Koştur koştur adamın ormanına gideceğim arkadaşlar. Adam nerede? Uplane'de. Adam mental olarak bitti. Hemen Zinza'nın Blue'suna koşturacağım. Queen oynama oynama oynama. Sal adama kill falan vermeyeyim bak. Keşke saldırmasa arkadan Rumble yetişse ölecek şimdi. Keserse bu arada muazzam bird olur ya. Çok iyi. Çok iyi. Zinza nedir nasıl oyundan düşürülür? Geldim arkadaşlar tekrardan buraya. Bu arada şu anda bu çektiğim videoyu TR'de Gold Elo'da çekiyorum arkadaşlar. Yayınlarda daha yüksek elo'larda oynuyoruz. Haberiniz olsun. Genelde çünkü Warby'yi ben zaten plata kadar falan tavsiye ediyorum. Üstünde pek tavsiye etmiyorum. Burada geliyoruz arkadaşlar bunu burada kesiyoruz. 6 level olamadım ya. Bak hiç beklemeden hemen geliyorum bunu. Başlıyorum. Smite'i koyacağım. Adam gelmeden hızlı bir şekilde canı %50'nin altına insin ki W'muz çalışsın. Anladınız siz mantığı. Koydum bunu. 6 level oldum. Bak sessizce geliyorum bekliyorum burada bak. Bak bekle. Bekliyoruz abi. Adamı oyundan sileceğiz yani. Adamın oyundan tamam anlamıyla düşmesi gerekiyor. Bekleyeceğim. Bir 10 saniye mi 15 saniye mi verebilirim. Problem değil. Haydi Zin. Zin neredesin lan? Hah. Adam 5 level arkadaşlar bu arada görüyorsunuz. E'ye bastım. Adamın arkasına geçtim. Korkuttum. Flash bilhassa. İçinden geçerim diyecektim. Benim flash birazcık çöp oldu ama hiç sıkıntı değil. Ne yaptık? Adam geldi bir turda adamı kesti. Şimdi benim adamın red'i çıkana kadar kısa bir vaktim var. Bir adama bir nefes aldıralım. Daha sonrasında adamın red'inde de gider bir turda veririz. Arkadaşlar reset'i koydum. Alevejlerini aldıktan sonra. Mahvolmuş kralın kılıcını tamamladım. Şimdi mahvolmuşu aldık. Mahvolmuşun bize artısı ne? Adamla dövüşürken adama ben 2-3 tane oto atak attım da ya da Q attım da arkadaşlar. Yani 3 hit attığım zaman adamın hareket hızını çalıp bana verecek. O aralıkta ben adama 1-2 hit daha atarsam zaten adam can değeri olarak %50'nin altına düşeceği için bu da adamın bizden asla kaçamamasına sebebiyet verecek. Mahvolmuşu aldığınızda bunu bilerek buna göre bir oyun stili geliştirmeniz gerekiyor. Genelde de Warwick'te böyle oynadığımda FF oluyor biliyor musunuz? Umarım FF olmaz. Ha bak burada kardeşlerimiz varmış. Gelin beyler. Şöyle bir kayalım. Şunu bir atalım. Gel kanka gel. Gel. Ne oluyor? Buradaki mevzu ne? Bak bizim çocuk yetişmese bile ben bu ikisini zaten kesecektim arkadaşlar. Buradaki mevzu ne? Benim oynadığım şampiyonun Ledal Tempo ve Mahvolmuş'la birleştiğindeki lifesteal'ı çok yüksek bir değerde olduğu için adam istese de zaten gelip seni kesemiyor. İki tane adam ekmek gibi öldü yani orada bize. Bu yüzden Warby'yi öneriyorum düşük eloda. Adam bunu öngöremiyor. Ben zaten rakip jungle'ı oyundan düşürmüşüm. Zinza'nın eşyası yok abi. Clawfear Tamer mı ne? Ne? Türkçesi ne onun? Clawfield'ın savaş çekici var. Bu adam bana bende mahvolmuş varken Clawfield'ın savaş çekiciyle ne yapsın? Ne yapabilir yani arkadaşlar? Burst atması lazım. Burst atmıyor o itemle. O yüzden bizle 1v1 atmış gibi düşünün yani. Onun vurduğu hasar bizim orada hoşumuza gidiyor. Ve ultimizi kullanmadan yaptık bunu. Arhe'de güzel yetişti bu arada ki olması gereken de zaten bu. Gelelim top lane arkadaşlar. Şimdi ben kill almak ve Barzo bir oyun stili sergilemek istiyorum ya. Şu farmı bir izleyelim. Tamam. Bak şimdi izle W'yu basıyorum. Ah be. Ah be oğlum be. Güzel güzel. Bu arada ölsek bile adam dünya kadar farm kaybedecek ve buradan first tower söküyoruz arkadaşlar. Çok 10 numara 5 yıldız yani hiç sıkıntı yok. Bu çocuğun da oyununu kazandırmış olduk. Ne oldu? Fizi zaten gördüğümüzde dövüyoruz. Aynı şekilde Zinza'yı dövüyoruz. Top lane'de de adama shutdown vermiş de olsak çok okey bu arada. Bizim Queen 9 level, bu çocuk 8 level. Bununla oyununu bitirdik. Böyle yaptığınızda Warwick early'de arkadaşlar oyunu direkt olarak openlıyor. Yok ediyor yani. Oyunda early'de adamların yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Şimdi üçlü kuvvete gidebiliriz arkadaşlar. Üçlü kuvvet çünkü Warwick'e gerçekten çok yakışan eşyalardan bir tanesi. Ayakkabı kalsın, bitirmeye gerek yok. Zaten W'dan dolayı gördüğünüz üzere adamın canı asla hızlı bir şekilde koşturabiliyoruz. Düşük elo'da Warwick'i alıp şu şekilde oynadığınızda çıkmama şansınız yok arkadaşlar. Ya bunu senelerdir söylüyorum. Abi takımıma şu adam geldi. Trollüyor. Bronze'dan çıkamıyorum. Silver'dan çıkamıyorum. Gold'dan çıkamıyorum. Çıkmama şansın yok. Bir şeyi yanlış yapıyorsundur. Oyunu mesela benim takip ettiğim gibi etmiyorsundur. Ya da ben sana burada anlatırken başka bir şeyle uğraşıyorsundur. Telefonla uğraşıyorsundur. Yoksa imkansız. Bütün trik ortada. Adamı takip et ve öldür. Rakip ormancı oyundan düştükten sonra zaten adam bak hiçbir şey yapamayacak. İtemi yok. 0-6 rakip ormancı. Şu an üstüne gitsem adamı 0-9-0-10 da yaparız. Ama FF atarlar. Abi video çok kısa oldu. Yemeğim bitmedi olur. Ben de onu düşünüyorum şu anda. Yemin ederim. Oyun bozan kardeşimiz biz Twitch'te yayınladıyken abone olmuş. Canını yerim kardeşim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar klasik ne yaptık? Red'imizi aldık. Neyi biliyoruz? Ben red'imi aldıktan sonra Zinza'nın nesi çıkıyor? Blue'su çıkıyor. Buradan tarayarak gidiyorum. Klasik.
W'mu önce açmam çok tatlı. Bak adamı attığım hasara bir bakar mısın? Bu ne? Bu çocuğa ultimi atmak istemiyorum. Bir tane oto. Bir tane bu. Gayet okey. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada gelen giden birileri var mı? Varmış. Kim var? Kayısa kardeşimiz var. Bak bekle. Bak şimdi sana bir trik göstereceğim. E'yi açıyorsun. Q'la gidiyorsun. Korkutuyorsun. Oto R. Adam yatıyor. Adam çünkü onu beklemiyor senden. Sen üzerinde E açıkken Q'la farmdan kayıyorsun. Adam bir anda korkutu yediği zaman aptal gibi kalıyor. Üstüne de o korkuttan çıkmadan hemen bir tane R açıyorsun. Bitti gitti. Yani şu şekilde oynadığınız zaman arkadaşlar bir sihri büyüsü vesairesi bir şey yok abi. Takır takır gelene gidene bak bak ne yapıyorlar, bizim çocuğu sıkıştıracaklar, izle. Saldırırlarsa direkt arkasındayım bu arada çocuğun. Hiç salma. Objektif yaptık, alamet aldık, ejder aldık, her şeyi yaptık. Tüm bunları yaparken zinzayı tam 7 kere kestik arkadaşlar. Adam şu anda 7 kere öldüğü için başı çok büyük belada. Bakalım queen'imizin sıkıntısı var mı? Var tabii ki de, yüksek ihtimalle rumble da geliyor yukarıdan. Kurtarmam lazım, mecburen vuracağım abi. Kill bana kalsa üzülürdüm bu arada. Zaten çok güçlüyüm şu anda ama. Bak kim var burada bak. W'ye bastık. Neredesin kanka? Korkudan kaçmışsın. Okey. Hemen alalım bunu. Kanka bunu ben alacağım Queen. Okey. O da almak istiyormuş. Arkadaşlar dönüyorum. Üçlü kuvvetim bitti. Parayı harcamam lazım çünkü ejder fight'te çıkma olasılığı çok yüksek. Hemen geldim. Üçlü kuvvetimi aldım bot lane'den. Bir bakalım fight çıkarsa fight'e dahil oluruz. Fight çıkmazsa direkt ejdere doğru koşturuyoruz. Zinzi abi özür dilerim bu videoyu izliyorsan ama. Yani en azından sen de bundan faydalan ki. Hani abi lig kasamıyoruz. Yardımcı ol diyen kardeşlerime umarım faydalı olur. Bitti. Geçmiş olsun. Bir tane daha skill atari. Arkamda ben olduğum için o sana dönemeyecek. Klasik taktiğimiz arkadaşlar. Adam böyle bir adım yürür mü dedim, yürümedi. Tamam nereye gidebilir? Adam nereye gidebilir? Kuşlara gidebilir. Kuşlara gitmekten başka bir çaresi yok. Ya da buradaki kule düşebilir abi. Ay. 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 Mental hasar yemiş bu arada. Mental hasar yemiş. Neden mental hasar yediğini söyleyeyim ben size. Aynen. Şimdi ben bunu atayım atmayayım. Ne yapayım? Abim deli olacağım. Bu video ne olur arkadaşlar ya? Arkadaşlar hasar tablosuna bakalım. Biz 8600 vurmuşuz. Zinza da 3180 vurmuş. Bence bunun hakkı bir maçta. Hadi gelin bir maç daha girelim. Arkadaşlar dedim ki kısa olmasın. Hop ikinci videodayız hemen. Seriyi bir şekilde geldik. Kim var karşımızda? Darkin Kane var arkadaşlar. Ignite almamış. Yo Darkin Kane değil. Karşımızdaki kardeş ne oynayacak hiçbir fikrim yok ya bu arada. Ne yapıyor bilmiyorum. Biz şöyle bir gelelim. Klasik redimizden başlayacağız arkadaşlar. Benim videomu izlememiş. İzleseydi Ignite alırdı. Ignite alırdı. Bu arada demin gittim baktım arkadaşlar. O kaydı kapattıktan sonra 2022'de paylaşmışız bu oğlum. 2022'de yok adam 3 aydır yapıyor falan. Hey gidi hey. Hey gidi hey diyorum. Şimdi arkadaşlar sadece çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın ekstradan herhangi bir yani farklı yapabileceğim bir şey yok. Zaten Warwick'in mekanikleri tamamen oyun bilgisiyle özdeşiyor. Sadece Q'yu birazcık bekletip flash'a göre atmanız gerekiyor. Onun haricinde hiçbir şey yok. Klasik red'den başlayacağız. Hakkı buraları katlar. Red'den sonra adam bakın gördük blue'dan başlıyor. Hemen adamın red'ine gideceğim arkadaşlar. Mevzumuz bu olacak. Neden bu arada Kane'e invade gitmiyorum? Hemen size ondan bahsedeyim. Kane'e invade gitsem Kane'i kesemem arkadaşlar. Kane duvarın içinden geçer kaçar gider bir şeyler yapar kesemeyiz. O yüzden Kane'e invade gitmektense Kane'in buradaki üst ormanını çalacağım arkadaşlar. Böylesi bizim için çok daha iyi olacak. Adam buraları kesecektir bir şeyler yapacaktır vesaire hiç sorun değil. Hemen geldim adamın redine giriştik burada. Redi keseceğim. Redi kestikten sonra bu arada 3 level olamayacağım. Sizin Kane'le vs atabilmeniz için bu arada 3 level olmaya ihtiyacınız yok. Çünkü oynadığınız şampiyon Warwick arkadaşlar. Sadece smite'ımı kullanmayacağım. Smite'ı kullanmayarak adamın golemini de kesmeyi planlıyorum. Golemi de kesersek çünkü 3 level oluruz rahat bir şekilde. Geldim hemen gidiyorum. Buradan geçerken şuraya dikkat edin. Eğer ki burada farm yoksa buradan da farm geçmez. Kafanız rahat olur. Smite'i hemen hızlı bir şekilde koyuyorum. Neden Smite'i koyuyorum? Pasif çalışsın diye. W'nun pasifi ne yapıyor? Bizi hızlandırıyor. Kane de aşağıda öldü arkadaşlar. Kane ölünce de ne oluyor? Geçmiş olsun oluyor. Adamı normalde aşağıda kesmeseler biz kendimiz kesecektik. Ne yapabilirim? Top lane'de bakın bedava bir gank var. Hemen top lane'e gidebilirim. Malphite'a da şöyle birkaç tane geliyor diye ping atalım. Bak bu videoları dikkatli izleyin. Düşük elo'nun var ya içinden geçeceksiniz ya. Dümdüz içinden geçeceksiniz. Düşük elo diye bir şey kalmayacak yani. Hemen şu kardeşimize gelelim. Arkasına geçiyorum. Aa dışarı çıktığım için korkutamadım. Bug'a bak. Beni dışarı attığı için korkutamadım. Çok enteresan abi. Gerçekten çok enteresan. Bir tane alayım ya kanka o kadar geldik buraya. Bir tane aldık ne olacak oğlum bir tane de. Kane geliyor. Klasik midi orada patlattılar gayet iyi. Kane geliyor. Kane de bulamayacak arkadaşlar. Ormanın üst kısmında kuş haricinde bir şey bulamayacak. Biz ne yapacağız? Hemen Bloom'u keseceğim. Bloom'u kestikten sonra Scuttle'a gideceğim. Çünkü adam zaten Scuttle'a gelmek isteyecek. Adamın ormanında bir şey yok. Kuşları kestikten sonra şu an ready kontrol ediyor. Ve diyor ki Allah kahretsin ormanım kalmamış. Bunları anlamanızı istiyorum. Smite'i koydum hemen bunu burada kesiyorum. Bizim çocuğu yukarıda darlıyorlar gördüm. Bak bekliyorum. Dövüşecek zaten. Skiller atıldıktan sonra şöyle bu kardeşimizi duvardan indirelim. Bedel tempoyu güzelce nestekleyelim arkadaşlar bu kardeşimizle. Ne olacağını biliyor musunuz şimdi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bak.
Direkt bak direkt zınk diye anında ısırıyoruz. Bakalım bu kardeşimiz ormanında bir şeyler dönmüş mü? Kurttur kuştur vesairedir bunları almış mı? Almadıysa biz alacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Geliyorum. Adamın ormanını kontrol ediyorum. Güvenli bir şekilde. Almış abi. Nereye gidiyoruz? Alt tarafa gidiyoruz. Geçerken şuradan canı az olan bir tane farmı gözünüze kestirin bak. Bir tane çak. Bir tane hemen böyle zınk diye. Kamyon kaçıyor lan. Hasaki yetişemiyor. Hop smite koydum. Yetişemeyecektin kanka. Pink atma rica ediyorum. Kamyon kaçıyordu. Kaçmasın diye smite'i koyduk arkadaşlar. Yetişemezdi çocuk da. Pink atmıyor. Gayet iyi. Geliyorum buradaki skatı da alacağım. Kane kardeşimiz gelirse W'muz açıksa hemen W'ya basıp adamın üzerine Barzo gibi koşacağız arkadaşlar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? İki maç aynı build olmasın. Bu maç Guinsolu build'e çıkabiliriz. Bak ne gördüm? Adam bayılmış Rıza baba. Tamam gayet iyi. W'yu çekelim. Neredeymiş Kane bakalım. Şuradaymış güzel. Hop şöyle hop hop. Yine bu kardeşimizi bir şekilde duvardan indirelim. Çıkıyorum abi. Arkadaşını gördüğüm zaman çıkıyorum. Belki peşimden görünmez gelebilirler bilmiyorum. Şunu şöyle bir patlatalım. Kane ne yaptı bu arada? 3 level 16 ses. Demek ki kurtlara girmeden... Çocuk bak şuraya girdi sesi duydunuz mu? Bekle. Şş, sakin. Bak kendini nerelere sıkıştırmış bak. Çekelim arkadaşlar. Gelsin o kardeşimiz. Şunu ben alayım abi. Dövüşebiliriz bu arada. Kane fokusu dövüşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bak gel. Gel kanka gel. Gel dövüşelim. Gel sana Warwing gücünü göstereyim ben. Arkadaşlar korkuttum. Dedel tempom stekli. 2 level 1 support. Warwing'e hiçbir şey yapamaz. Dümdüz dövüyorsunuz bak. 2 level 1 support. Hatta ölmeden önce bak gitmeden önce evimize gitmeden önce izle. Önce bir oto. Hiç gerek bile kalmadı biliyor musunuz? Bizim çocuk vurunca normalde bir oto arkasından Q'la içinden geçecektim. Direkt adamın üstüne oynamış oldum Barzo gibi. Üzerimde ne kadar para var? Bir kontrol edelim. 2440 gold'um var. 2440 gold'la alabilecek bir şeyim var mı? Yok. Biraz daha o zaman didinebiliriz. Bir ince daha didinebiliriz. Arkadaşlar bu maç ilk eşya Kraken almaya karar verdim. Bu maç ilk eşya Kraken çıkacağız. Bir tane daha taksip eşyası alayım. Daha sonra bir tane Guyuso çıkalım. Mahvolmuş alalım. Kane'in oyunu ne oldu? 0-3 oldu arkadaşlar. Bitti. Kane'in oyununu direkt otomatik olarak delete'ledik. Kane 0-3. Hatta Mauko'yu de Twitch'e de birazcık inceden kenardan muamele yaptık. Üstüne Gwen'in falan da flash'ını almıştık. Durumumuz gayet iyi. Takım ne oldu? Yine her zaman olması gerektiği gibi 13'e 1. Keser bu arada ya. Set onu keser. Öyle de supportlar ADC'leri dövüyor abi. Bunu biliyoruz. Bunun bilgisi bizde mevcut. O yüzden gitmeyeceğim. W atlan artık. Barzo gibi kovalıyor ya. Kanka atmazsan W'yu seni öldürür ama o. Aha. İyi yakaladı güzel. Arkadaşlar ne biliyoruz? Burada 6 level olmaya çalıştık. Olamadık. Canımız sağ olsun. 42 süresim. Deminki maçın aynısı. Yine Counter Jungle'a gidiyorum. Çünkü senin düşük elo'dan çıkmak için ezberi bozman lazım. Adamın beklemediği şeyler yapman lazım. Adam bunlara alışık değil abi. Adam bunlara alışık değil. Bak kardeşimize bak. Bak şimdi gelecek bu arada. Merakından buraya gelecek. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. O çocuk merakından buraya gelecek. Çünkü o adam hayatında böyle bir şeye maruz kalmamış. Bilmiyor yani. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Gel kanka. Gel kanka. Ah be! Ah be son anda ya! O kadar yakındı ki, o kadar yakındı ki, o kadar yakındı ki. Yani anladınız değil mi arkadaşlar? Düşük elo da mevzu bu. Adam mesela yüksek elo olsa saygı duyacak mesela. Vest'te oynarken öyle oluyor. Adam beni görüyor direkt gidiyor. Diyor ki bu adam beni burada keser. Ben uzaklaşayım alsın. Aldığı diyor bir tane kamp olsun. Yeter ki diyor adam benim canımı almasın. Kafa bu. Buradaki kafada tam tersi. Merak ediyor ya adam. Diyor ki ne oluyor lan acaba orada? Ulan orada bir durum var ama ne oluyor? Gideyim bir bakayım diyor. Yine klasik arkadaşlar. Bakın deminki maçın aynısı. Tamamen aynı stil. Aynı oyun, aynı gameplay. Hiçbir şey farklı değil. Yine rakip jungle'ı 0-4 yaptık. Yine rakip jungle'ın nefes alması için küçük bir süre vakit veriyorum ona. O aralıkta ejderi alacağım. Ejderi aldıktan sonra blue'umu alacağım. Yine adamın hitting'ini çözüp adamı yakalamaya çalışacağız. Smite erken atabilirim. Buraya kimse gelmeyecek çünkü bunu biliyorum. Canı açılsın ki elim hızlansın. Atak speed geliyor biliyorsunuz Warwick oynarken. Yüksek ihtimal red side'ını falan dönüyordur şu anda Kayle. Ve ben ona gitmediğim için de adam nefes alıyordur. Mevzu bu. Şöyle bir gidelim bakalım var mı burada bir şeyler. Varsa kes edebiliriz. Tamam yok arkadaşlar burada bir şeyler. Gidelim abi şöyle bir. Zed bu arada demin bana bir hareket yaptı. Zed'e onun karşılığını vermemiz gerekiyor birazdan. Mid push'u duruyor. Asaki bak base'de bekliyordu. Geldiğini gördüm çıktım saldım. Ne yapacağım bak W'ye basıyorum. Nerede W? Bak bütün kampına esir alıyor. Bastım adam burada mı değil. Adamın bütün ormanını bakın W mouse tutun da minimap'in üzerinden bakın arkadaşlar. Bütün ormanını gösteriyor şu anda. Eğer adam burada bir yerde olsaydı adamın kokusunu alırdık. Adam yukarı taraftaymış. Üst tarafa doğru gank atıyormuş. Atsın. Hemen gidiyorum. Hemen olay yeri müdahale, olay yeri inceleme arkadaşlar. Ne olacak sizce burada? Kane'e bakalım. Kane reset alıyor. Eğer reset alacaksa keseceğim bu arada ya. Reset almasını istemiyorum. Şöyle önce bir şunu keselim. Tamam.
Ben burada ölebilirim. Bu bak, bu tamam, bu birazcık mekanik gerektiriyor. Birazcık oyun bilgisi gerektiriyor. Ama bunu yapmasan da 5-0'sın. Ya da işte 5-1'sin. Anladın değil mi demek istediğim? Mekanik dediğimde oyun bilgisi. Warwick'in pasifinden aslında bu oyun bilgisi de en basic oyun bilgisi. Warwick'in pasifini arkadaşlar kan kokusu alıyoruz. Şurada işaretini gördüğüm için, ultinin de range'ini bildiğim için dedim ki ben buradan flash'ı basarsam adamı orada yakalarım dedim. Oyun bilgisi dediğim de bu yani. Çok ekstra aman aman, yine zor bir hareket değil arkadaşlar orada. Hasarını bilmek, adamı o canlara attığında adamın öleceğini bilmek, flash re attığında oraya yetişeceğini bilmek, daha sonrasında hemen EQ'la Kane'e saldırmak, mevzu bu. Alamet alacaktım ama alırsam oyun bitecek arkadaşlar. O yüzden alamet almıyorum. Neyi biliyorum? Kane üst ormanına az önce döndü. Topside'daydı üst ormanına döndüğü için. Kane nereye gelecek arkadaşlar? Alt ormana gelecek. Adamı keseceğiz. Yüksek ihtimalle kestikten sonra FF gelecek. W'ye geldim, bastım. Ankoksu için. Herhangi bir şey göremedim. Ormanı kesmiyoruz bakın. Artık Kane'i bekliyoruz burada ince ince. Çok dibe girmeyeceğim. Adam gelirse göreceğim. Adama bir şeyler vermem lazım kesebilmesi için ki adam onları kesip onlarla vakit kaybederken biz de gidelim adamı öldürelim. Bak buraya ne oldu? Bir tane ward düştü. Gel bakayım Gwen kardeşim. Dur bakın, belki dener. Aynı level'ız ya. Belki dener çocuk. Aynı zamanda adamın kurtlarını görüyoruz arkadaşlar. Olası bir durumda gideceğim, o adamı da orada keseceğim. Çocuğun oyununu çok bu arada fena shift delete dedik yine. Delete attık resmen. Çünkü adam şu an iş yapamıyor. 1-6. Ya mı eşyasını bitirmiş, helal olsun. Gerçi benden shutdown aldı, benim sayemde bitirdi. Blue geldi abi. Klasik. Adamın Blue'su geldi. Hemen Blue'yu alacağız. İçeride de bu arada bizim kediler birbirlerini yiyorlar. Duymuşsunuzdur belki. Çatır çutur kavga ediyorlar şu anda. Ama şey yapmıyorlar, birbirlerine zarar vermiyorlar mı? Zaten kedi kediyi şey yapmazmış, öldürmezmiş arkadaşlar. Ne kadar kavga ederler sesini. Kane'imiz Darkin'e dönüşmüş. Ama çok geride olduğu için bence çok ekstra bir şey değişmeyecek. Dur bakayım ne oldu, ne durumda. Bayıldı gitti. Oradan geri gelecek. W'ya bastım arkadaşlar. Amacımız bu kardeşi oyundan düşürmek ya. Güzel. Mauka'yı yakaladık. Gayet iyi, gayet iyi. Mauka'yı yakalmak gayet iyi. Yani arkadaşlar bu taktiği yaparsanız TR'de gerçek anlamıyla hani böyle karşınızda adamların size ölmeme vesaire ihtimali çok düşük. Genelde bu işte ne bileyim gold eladan sonra, hatta plat eladan sonra falan adamlar mevzuyu ayıkmaya başlıyorlar. O ana kadar da rahat bir şekilde adamları dövebiliyorsunuz. Bu da mesela benim reddiş almaya çalışıyor. Vermem ama. 14 dakikada ben 100 CS yapmışım. Adam 60 CS yapmış ki Kane dediğin karakter de güzel CS yapabilen bir karakter. Adamın önüne geçmişiz. Yani bu taktiği, benim size bu gösterdiğim Warwick taktiğini her maç spamlayabilirsiniz. Düşük elo'dan çıkana kadar, kurtulana kadar arkadaşlar. Çünkü Warwick'i yüksek elo'da çok fazla önermiyorum. Gerçekten çok fazla önermiyorum. Daha böyle agresif pikler, daha böyle nerede ne yapacağını kestirilemeyen pikler. Ha, bu arada Warwick yüksek elo'da oynanmaz mı? Tabii ki de oynanır. Challenger elo'da bile dünya kadar Warwick main var biliyorsunuz. Takım zaten onlar da güçlendiği için Asaki 4'te 4 falan attı. Ama bizim onlarla işimiz yok. Bizim işimiz burada her maç rakip jungle'ı oyundan nasıl düşürürüz? Bu nasıl kayın? GG VP diyorlar. VP abi yapacak bir şey yok. Yine geldim arkadaşlar. Biz hedefimize sadık kalıyoruz abi. Mesela bizim Yasuo karşı takımda olsa 2 tane eşyası var. Ben base attığımda benim de Guinson bitmiş olacak. Sadece R ve Q atarak Hasaki'yi kesebilirim arkadaşlar. Bizim şampiyonunda öyle bir kırıklığı var abi. Şöyle bir duralım. Burada son fight yüksek ihtimalle. Adamla gidiyorum, izle. Kayn'i şöyle bir doşlayalım. Aha kötü oynadım burada, pardon. Sıkıntı mı? Değil yine tabii ki de sıkıntı. Hasaki girsene lan. Oha. Hop, onu da ben alayım. Arkadaki adam nasıl öldü? Arkadaki adam nasıl öldü? Gwen geliyor. Bak şimdi Gwen'den ince ince dayak yiyeceğim. İzle. Baitlemek için. O kadar mı korkuyorsun lan Gwen? O kadar mı korkuyorsun kanka benden? Bir ince dayak yiyelim. Hadi Gwen. İki kişi hiç sevmem ama ya. Ya. Hemen korkutacağım ki hızlı bir şekilde adamı burada parçalayalım arkadaşlar. Kaç. Reset'i koyuyorum. Guinson geliyor. Bu saatten sonra ulti attığım herkes tekliyor. Guinson'lu bu ulti'de tek bir fark var. Bak parantez açıyorum. Mükemmel avcı giriyorsun. Guinson'lu bu ulti yapacaksan. Çünkü burada senin elzem olan olayın ne? Sürekli olarak ulti atmak. Ultini de adamlara tek atacağı için. Çünkü ne yapıyorsun? Guinson, işte Kraken, mahvolmuş kralın kılıcı. Üçü de onit efektini tetiklediği için ultinde. Ultinin erkenden gelmesi lazım. O yüzden sağ taraftan mükemmel avcı girmen gerekiyor. İkinci maç özelinde de böyle bir durum var. Anka neden çalıyorsun ya? Bir de hareket atıyor şerefsiz. Oğlum Asaki, Asaki. Ulan çocuğu parçaladılar ya. Arkadaşlar Kane'i gördüm. Bot da farm yapıyor kardeşimiz, güzel güzel. Yapsın da, mantıklı hareketini zaten güzel güzel farm yapması gerekiyor. Buradan belki duvarlardan uzayıp kaçabilir. Bak Q'la arkasına geçeceğim. Boşluğu kaldıracak. Boşluğu kaldırınca da adamı keseceksiniz. Karşınızda Kane varsa Q
Q'yu mutlaka basılı tutun ki adamın arkasına kaydığınızda W skillini yemeyin. Çünkü kombosu basit adamın zaten. Ne yapacak? Q atacak, işte W atacak. Ondan sonra ultiyle girecek, çıkacak, bir daha Q atacak. Mevzu bu. Bunu bilerek oynarsan, yani Kayn'e de hakimsen, Q'una basılı tutarsın, adamın arkasına geçersin. Aynı seti counterladığı gibi Borbin. Seti nasıl counterlıyoruz? Set W'sunu tam atacağı sırada Q'ya basılı tutup arkasına geçiyoruz. Setin W'sunu yemiyoruz. Haydi gelin birini tekleyelim. Burada ne yapıyorlar? 3 tane ward atmışlar ya. Kimi hızlandıysak onu tekleyelim. Maokai. Tek yer mi? Pek tek yekecek gibi değil. Şu kardeşimizi bir tekleyelim. Ayın da burada alametle bitiyor. İşte böyle oynayınca Warwick'li arkadaşlar, rakip jungle hiç kimseye gank atamadığında, koridorlarda küçük yardım ettiğinizde hal buna dönüyor. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Düşük elo'nun ilacı bu tarz taktikler. İstiyorsanız bu videoya like atın. Eğlenceli içerikleri sevdiğinizin farkındayım. Ama düşük elo muhabbeti yayına da çok gelince dedim ki şu sorunu çözelim artık. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abonelikleri kontrol edin. 200K'ya doğru gidiyoruz. Hoşçakalın.